Kulaşkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ve farklı bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Elmar Gurbanov'un hesabındayız. Ve Elmar Gurbanov'u çoğu Azeri kardeşim bilir, tanır. Anarvest klanındayız. Sağ olsun Elmar kardeşim köyünü bize video çekmek için verdi. Yavaştan şöyle hem klanı tanıtacağım hem de köyünü tanıtacağım Elmar kardeşimin. Şöyle yavaştan bakıyorum. Okçuların son seviyesine göndermiş bazılarını 15. seviyeye ulaştırmış. Toplarını da aynı şekilde 15. seviyeye ulaştırmış. Aynı zamanda cehennem kulelerini 5. seviyeye göndermiş. Laboratuvarında da madencisi var, yarın 5. seviye madencisi olacak. Şöyle profiline girelim. 1000 taş ödülü de gelmiş. Zaten 4000 küsür taşı var. Maşallah diyelim. 2000 taktik avcı uçağı yok et. Görevini de tamamlamış. Zaten laboratuvar ateş ediyor gördüğünüz gibi. Madenci yarım bitiyor. Duvar kırıcı, büyücü, Pekka kalmış. Onlar da yakın zamanda sonlanır diye tahmin ediyorum. Tüm zamanların en iyi kupası 6320 ve şu anda efsane kupalara 11.864 efsanevi kupaya sahip. Hemen şöyle savaş yıldızını da göstermek istiyorum. 1610 savaş yıldızı var. Gerçekten nazar değmesin maşallah diyelim. Hemen şöyle yavaştan klan savaşına doğru gideceğim. Şu anda 4.366 taşı var. Zaten altın iksir, kara iksir de full gibi gördüğünüz gibi. Ha şöyle. Köy zaten max'tı. Son güncellemede gelen birimleri yükseltiyor Elmar. Ha şöyle. Klan'da yavaştan şöyle bir tanıtayım. Klan aslında şu anda Rusya klanı konumuna ayarlı. Hatta şuradan da gösterebilirim. En iyi klanlarda yerelde Rusya üzerinde şu anda 1. sıradalar. Küreselde 8. sıradalar arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir savaş ve kupa klanı, ikisi bir arada diyebiliriz. Savaş gününe geçiyorum. Son savaşlarını çekeceğiz. 127-101'lik bir skorla rakibi alaşağı etmeyi başarmışlar. Şöyle yavaştan başlayacağım. İkinci köyden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrarına gideceğim. Discop Link hesabıyla yapılan saldırı. Tazı balon saldırısı sol taraftan kral kraliçesine gönderdi. Bakalım. Kral sol tarafı temizliyor. Kraliçe yavaştan hava savunmalarının olduğu noktaya doğru ilerliyor. Kraliçe orada bir tane hava savunmasını alacak. Birkaç birimde kral kraliçe ile beraber temizlemiş oldu sol tarafı. Ardından şu anda yavaştan üst taraftan tazı balonlar geliyor gördüğünüz gibi. Önden tazılar, arkadan balonlar, hemen acele bir üst takviyesi. Sağ taraftan da diğer tazı geldi. Onun arkasından hemen geri kalan balonlar ikişer üçerli geliyor. Ön kısımda hemen acele büyüleri geldi. Dondurma büyüsü. Cehennem kulesi ikisi testleri donduracak şekilde, hem de hava patlatıcıyı donduracak şekilde gelmiş. Öfke büyüsü de merkezde toplanan balonlara geldi. Ardından da bir şifa büyüsüyle destekledi. Kartal da orada saniyeler içinde İndirildi. Büyük korucunun gücü de aktif oldu. Köy saniyeler içinde yerle bir oldu. Köy binası 11. Max saniyeler içinde alaşağı edildi. Mükemmel bir tazı balon saldırısı izlemiş olduk. Hatta tazının biri patlamamış bile. Okçu kulesi topta alındıktan sonra herhangi bir savunma birimi kalmadı.
Geri kalan işlem temizlik. 4x yapıyorum hemen burayı. Seri bir şekilde köyün içinden geçtiler diyebiliriz. Hemen diğer saldırı tekrarına vakit kaybetmeden geçiyorum arkadaşlar. 4 numaraya Jasper. Bunu da Elmar yapmış arkadaşlar. Onun da bilgisini verdi bize. Taz balon saldırısı 7 tane atıcı getirmiş. 2 tane tazısı var. Hemen bebek ejderiyle koridor açıyor. Bakalım şöyle. Sağ taraftaki köşeyi bebek ejderle temizledi. Merkezden de kraliçesiyle temizliyor şu anda. Deprem büyüsüyle güzel bir noktadan duvarı açtı. Gördüğünüz gibi direkt sağa solu koridor güzel bir şekilde açtıktan sonra kralını vardanını ve atıcılarını şu anda açtı. Bölmeden doğru içeri doğru gönderiyor Elmar. Hemen ilk cehennem kulesi karşısında rakip kraliçe de karşısında rakip klan kalesinden tazı balon çıkmış. Ardından hemen büyük koruyucunun gücünü kullandı. İçeri girer girmez bir öfke büyüsü takviyesi aldı. Gördüğünüz gibi rakip klan kalesiyle uğraşmıyor. Direkt hava saldırısını başlatacak. Alabildiği kadar birim aldıktan sonra tazı balonlar savaş meydanına yavaştan gönderilecek derken sol taraftan tazı balonlar yavaştan gönderildi. Üst taraftan da diğer tazı gönderildi. Arkasından balonlar seri bir şekilde indiriliyor. Üçüncü tazı da üst taraftan geldi. Ön kısımda hemen balonlar acele bir üstü takviyeleri geldi. Vakit kaybetmemek için arkaya direkt dal kabukları yapıştırdı. Temizlik işlemi de başladı. Merkeze gelen balonlara hemen bir acele bir üstü takviyesi daha. Acele bir üstünden çıkan balonlara bir acele bir üstü daha. Ardından da bir şifa bir üstü. Son hava savunmasına doğru bütün balonlar ilerliyor gördüğünüz gibi. Neredeyse bütün balonlar hayatta diyebiliriz. Mükemmel bir taz balon saldırısı daha izlemiş olduk. Hemen şöyle 2x yapıyorum. Son olarak oradaki büyücü kulesi alındıktan sonra geri kalan işlem temizlik. Gördüğünüz gibi rakip taz balon burada. Havana Rapti gibi bekliyorlar. Mükemmel bir taz balon saldırısı olmuş. Tebrik ederim Elmar'ı da. Hemen 4x yapıyorum. Diğer saldırı tekrarına vakit kaybetmeden geçiyorum arkadaşlar. Altı numaraya gidiyoruz. Ramil Mirzali 3 hesabı ile yapılan saldırı var. Tazı balon saldırısı sağ taraftan balonlarını gönderdi. Oradaki okçu kulesini son seviye okçu kulesini şu anda indirip koridor açmakta okçu kulesine engel olmasını engelledi diyebiliriz. Değişik bir cümle oldu. Bu arada şöyle vardım bir tarafı kraliçe bir tarafı koridor açarken atlama büyüsünü peşinden gönderdi. Koridor güzel bir şekilde açıldıktan sonra kral ve atıcılar şu anda savaş meydanına dahil edildi. En köşede çıkan Tesla'da bir tane balon göndermiş peşinden. Direkt içeri giren orduya öfke büyüsü. Rakip kraliçe de geliyor orada. Hemen vardının gücünü de kullanmış. Öfke büyüsünden geçen atıcılar saniyeler içinde hem rakip kraliçe hem kralı hem de oradaki bayağı bir savunma birimini indirdiler. Bakın yine tazı balonla uğraşmıyorlar. Alabildiğini alacak. Direkt tazı balonlar savaş meydanına geliyor. Hemen tazılar geliyor. Arkasından balonlar ikişerli üçerli savunma birim başına gönderiliyor. Üçüncü tazı da şu anda savaş meydanına gönderildi. Sol taraftaki Tesla da balonlar sayesinde alındı. Acele büyüsü direkt balonlara yapıştırıldı gördüğünüz gibi. Şu anda balonlar merkeze doğru ilerliyor. Acele büyüsünden geçen balonlar tekrardan acele büyüsüne giriyor. Buz büyüsü hem kartalı hem de cehennem kulesini donduracak şekilde gönderilmiş. Elinde hala bir tane şifa, bir tane hız büyüsü var. Hız büyüsünü sol tarafta kullanmayı tercih etti. Hız büyüsünden çıkan balonlara şifa büyüsünü yapıştırdı. Oradaki artık son savunmaları bir düzine balon var zaten. Onlar seri bir şekilde inecektir. Arka taraftan da köpecikler ve dal kavuklar temizlik işlemini yapa yapa geliyorlar.
Elinde de hala bir tane balon var. Temizlik işlemi için ayırmış. Bakalım şöyle herhangi bir savunma birimi kalmadı. Burayı da hızlandırıyorum. Güzel bir tazı balon saldırısı daha izlemiş olduk. Hemen Elmar Gurbanov'un yapmış olduğu, yani bu hesaptan yapan Elmar'ın yapmış olduğu saldırıya gidiyoruz. Tazı balon saldırısı, yine iki tane tazı var. 5 tane atıcı getirmiş. Hemen şöyle üst taraftan Varden'la koridor açmaya başladı. Hemen sol taraftan da kraliçesini gönderdi. Rakip kraliçe de direkt kraliçenin karşısında. Hemen kraliçenin öfkesiyle rakip kraliçeyi de güzel bir şekilde indirdi. Koridor güzel bir şekilde açıldıktan sonra kral duvar kırıcılar, hemen ardından atıcılar şu anda savaş meydanına doğru girdi. İçeri giren orduya hemen bir öfke büyüsü, ardından kralın gücü de kullanıldı. Alabildiğini alacak. Aynı şekilde taz balonları yapıştıracak köye. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi okçuyu en köşeye atmış, taz balonlara gidiyor zaten. Üst taraftan da tazlarını gönderdi. 3 tane tazı aynı anda savaşa dahil edildi. Ön kısımda hemen balonlara acele büyülerini yapıştırıyor. Buz büyüsü orada hem hava soğuması hem cehennem kulesi hem de hava patlatıcıyı donduracak şekilde güzel bir noktaya gönderilmiş. Merkezde toplanan balonlarda öfke büyüsünü yapıştırdı Elmar, gördüğünüz gibi. Son bir hava savunması kaldı, ikinci buz büyüsü de hem Tesla hem Cehennem Kulesi hem hava savunması hem de hava patlatıcıyı donduracak şekilde gönderilmiş. Muazzam bir şekilde 4 tane hava birimlerine vuran birimi dondurmayı başarmış Elmar. Ardından son olarak şifa büyüsünü de kullandı. Şifa büyüsünden geçen balonlar oradaki son 3 savunmayı aldıktan sonra geri kalan işlem temizlik. Köye ne zaman girdiler, ne zaman çıktılar belli olmuyor. Gerçekten mükemmel tazı balon saldırısı gerçekleştiriyor Anarbest. Anarbest klanı diyebiliriz. 4x yaptım hemen. Burayı da temizlik işlemini seri bir şekilde bitiriyoruz. Geri geliyorum hemen. Bir diğer saldırıya geçeceğim. Karışık gösteriyorum bu sefer. Zaten hepsi köy binası 11. Aralardan seçiyorum. HSY hesabı ile yapılan saldırı var. Tazı balon saldırısı, 2 tane tazı getirmiş. 33 balon var şu anda. Kralını gönderdi önden, tankladı arkadan kraliçe. Şu anda yavaştan temizliğini sürdürüyor. Rakip kral da orada hemen gördü. Bakalım rakip kral. Rakip kral da kolay bir şekilde alındıktan sonra kraliçemiz oradaki hava savunmasının birini de indirecek. Ardından hava saldırısı başlayacak. Hemen sol taraftaki Tesla'yı indirdi. Gördüğünüz gibi balonlar. Ardından tazılar, balonlar savaş meydanına gönderildi. Arkasından da Varden havaya ayarlı balonların peşinden doğru gönderildi. Son tazı da alttan gönderildi. Balonlara da ön kısımdan hemen acele büyüsü. Üst taraftan Cehennem Kulesi ve Kartal'ın olduğu kısma öfke büyüsü gönderdi. Sağ taraftan da geri kalan balonları ikişerli üçerli gönderiyor. Öfke büyüsünden çıkan balonlar acele büyüsü yapıştırdı. Hemen ardından buz büyüsünü hava savunması ikiseyi ve Cehennem Kulesi'ni donduracak noktaya göndermiş İSE'ye. VS'ye. Hemen ardından bir acele büyüsü daha yapıştırdı. Son hava savunması da alındıktan sonra büyük korucunun gücü aktif oldu. Ardından elindeki son acele büyüsünü kullanmış ve şifa büyüsüyle o kısımdaki son savunmaları da rahat bir şekilde temizlemesini sağlamış. Yine çok seri bir tazı balon saldırısı daha izlemiş olduk. Saniyeler içinde full köy binası 11 yine yerle bir edildi. Hemen geri geliyorum. Şöyle aşağılara.
28. köye Gasan hesabıyla yapılan saldırıya gidiyorum. Taz balon saldırısı 5 atıcı. 25 balon var. Hemen üst taraftan balonları gönderdi. Koridor için oradaki okçuyu indirecek. Sol taraftan da vardın. Köşeden doğru koridor için. Başladı zaten temizliğe. Okçu indirememişti. Bir tane daha balon gönderdi. Ardından koridor açılır açılmaz. Kral, kraliçe ve duvar kırıcıları şu anda savaş meydanına gönderdi. Güzel bir noktadan duvar açtı. Ardından atıcılar kraliçe de orduya katıldı. Hemen ön kısımda öfke bir üst takviyesi aldı. Ardından kralın gücü ve vardanın gücü de kullanıldıktan sonra bu sefer rakip kulağın kalesine bir tane zehir büyüsü ayırmış Kasan. Hemen şöyle bakalım, orada hem rakip klan kalesinde temizliyor. Ardından kartalı da indirecek. İşini garantiye almış. Üst taraftan şu anda tazı balonlar savaş meydanına doğru yavaştan gönderildi. İkinci tazı da ardından ikişerli üçerli balonlar kraliçenin öfkesini kullandı. Merkezde artık kraliçe ölmek üzere. Son tasını gönderdi. Arkasından ikişerli üçerli balonlar gelmeye devam ediyor. Dondurma büsü hem hava savunması hem de cehennem kulesini donduracak şekilde gönderildi. Acele büsünden geçen balonlar tekrardan bir acele büsü daha yapıştırdı. Resmen yön nefası gibi büyüler ardı ardına geliyor. Mükemmel bir noktada öfke büsü geldi. Toplanan balonlar seri bir şekilde oradaki cehennem kulesinin İkincisini de aldılar. Son bir hava savunması kaldı. Bir acele büyüsü daha son hava savunmasına indirildi. Artık son köşedeki savunma birimleri kaldı. Onları da acele büyüsünden geçen balonlar ve şifa büyüsüne giren balonlar şu anda onları temizlemekle meşgul. Son 3 savunma, onlar da alındıktan sonra herhangi bir savunma birimi kalmıyor. Zaten bayağı da bir balon var testleyi almak için. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. O da alındı gördüğünüz gibi. Zaten bir dünya köpecik ve dal kavuk var. Köyün temizliğini yaparak geldiler. Onlar da işini bitirdi diyebiliriz. 4x yapalım. Buranın da saldırısını sonlandırıyorum hemen. Hemen şöyle bakalım. Bir köy daha izleteceğim arkadaşlar. Köyde çok da fazla durmak istemiyorum. Elmar'ın oyununa engel olmak istemiyorum. 20. köye Sempros'un yapmış olduğu saldırı var. Tazı balon saldırısı bu sefer 12 atıcı, bir tane tazı, 25 balon var. Üst taraftan büyük koruyucusunu gönderdi şu anda. Ben giriş işlemini 2x yapıyorum. Sol taraftan da kraliçe. Şöyle yavaşlattım. Kraliçenin öfkesini de kullanmış. Atlama büyüsü de hemen ön kısma geldi. Kral ve atıcılar da şu anda savaş meydanına gönderildi. 12 tane atıcıyı birden gönderdi oradan. Gördüğünüz gibi hemen ön kısımda atıcı büyüsü. İkinci atlama da merkeze gönderildi. Bir öfke daha göndermiş. Rakip klan kalesi gelirken de hem zehir büyüsü yapıştırdı. Ardından büyük korucunun gücü de kullanıldı. Gördüğünüz gibi merkez zaten yerle bir edildi. Kartal da alındı orada. Şu anda köyün yarısını zaten aldı diyebiliriz. Daha bir de tazı balonları var. Bakalım buradan sonrası nasıl devam etmiş. Sol taraftan tazısını gönderdi. Klan kalesinden çıkan tazı da köşeden gönderildi. İkişerli üçerli balonlar savaş meydanına doğru gönderiliyor. Savunma birimi başına. Rakibin cehennem kulesi de 5. seviye zaten. Onu da fark etmişsinizdir. Seri bir şekilde balonlar savunmaları indire indire geliyorlar. Acele büyülerini tedarikli kullanıyor. Bir tane acele büyüsü kullandı. Bir tane daha acele büyüsü var. Ve bir tane de şifa büyüsü mevcut. Hemen şöyle. Önce şifa büyüsünü atmayı tercih etti. Ardından acele büyüsünü atmayı tercih etti Sempros. Son savunmaları da aldıktan sonra herhangi bir savunma birim kalmadı. Orada da geri kalan işlem temizlik. Güzel bir saldırı izlemiş olduk.
Hatıcılar zaten köyün yarısını aldı diyebiliriz. Atlama büyüleriyle çok güzel noktalara yönlendirdi orduyu. Sam Frost'u tebrik edelim. Temizlik işlemini 4x yaptım. Şöyle. Sonra iksir toplayıcı dalındıktan sonra buradan da 3 yıldız çıkmış. Hem saldırının hem de videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. Anarbest'in başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten mükemmel bir klan. Helmar'ın kupası da şu anda 6001'miş. Onu da yeni fark ettim. Onu da fazla rahatsız etmek istemiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir kere daha ziyarete geliriz. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter. Göreceğiz. Mükemmel bir köy var Elmar'ın, onu da belirtelim. Teşekkürlerimizi de sunalım. Bize bu klanı görme, izleme, ziyaret etme şansı verdiği için başarılarının da devamını dileyelim. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sürpriz klanlarla, sürpriz klan savaşlarıyla daha nice klanlarda birlikte olacağız. İnşallah. Videoları beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı diyoruz. Bu uğraşa bir beğeniyi çok görmeyin diyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları diyorum. Kendinize iyi bakın.